Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunmuş arkadaşımız. Kıynamı sadıklanlar ekranımızı bozsun. Dünya Sağlık Teşkilatı Xitay virüsünün tüncü bulup Wuhan'da baykalganlığını muayyenleştirdi. Reuters agentliğinin haberde kayıt kılınışça, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ciddi ahval baş mütexessisi Ryan Tünügün Xitay virüsü hakkında toxtulup, virüsünün tüncü bulup Xitay'da baykalganlığını muayyenleştirgen. Ryan, Xitay virüsü tüncü bulup Xitay'dan başka caylarda payda bulgan buluşu mümkün degen pikirge kanda karaydıqallıqı hakkıdaki sualga cevap verip, Xitay virüsü tüncü bulup Xitay'da payda bulmağın degen sözünün pütüllay perezge asasen eytilgan söz ikerlikini. Virüsünün tüncü bulup Wuhan'da baykalganlığını bildirdi. Uyana siz tekşürüşünü tüncü kesel baykalgan caydan başlayışınız kereş degen sözünü kuşup koydu. Xitay virüsünün payda bulgunuğa bir yıl bulay degen vaqtta halkaralık mütexessisler ahiri Wuhan'ı berip virüs mənbəsini tekşürüş ruhsatına erişken. Fransiya Xalqara Radiosu'nun haberde bildirilmişçe 27 noyabr torda ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş katibi Tedros muhbirlarının bu vaqtki sualıga cevap verip, xalqaralık mütexessislerinin Wuhan'ı berip virüs mənbəsini tekşürdüğallıqını muayyenleştirgen. Tekşürüş heyetinin haberi tarqalış bilen tan Xitay taratqoları virüsünün tüncü bulup başka devletlerde payda bulgallıqı haqqıdaki fikirlerini küçep tarqıtışkı başladı. Xitay bundan burun virüs mənbəsini Amerika, İtalya, Avustralya qatarlıq bir neçe devletlerge artıp bakan bolsa mı, bu qetim Xitay taratqoları Xitayda tarqalgan virüsünün çet elden kirgen toğnutulgan yemeklikler bilen münasifetlik işkelligi de qarashni oturgu koydu. Bulardan sırt yakında Kaşgar'da tarqalgan Xitay virüsünün çet elden kirgen yeşiklerden tarqalganlıqı Xitay kontrollukadaki ictimai taratqolarda köplep tarqalışkı başlayan. Xitay virüsü bütün dünyaya tarqalgandan buyan Xitay izkil türde bunun mesuliyetinin qaçışkı urunup gelmekte. Bu yıl 7 ayda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın iki mütexessisi Xitay'a ziyaretke bargan bolsa mı, 3 hafta turuş jarayanında Beijing'nin sırtığı çıkalmagan. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 50'deki diplomatiya emeldarıdan erişilgen içki materyallar ve ziyaretlerge asaslanğanda mütexessislerinin virüs mənbəsini tekşürüş talebi Xitay'nın okşamağın derecedeki tosqulluqlarına uçurgan. Ceza lagerinin çıkkallarının tekşürüş namesi Xitay'nın tutkun kılıç bahanelerini aşkarla berdi. İctimai uçur vasıtları tarqalgan bir parça tekşürüş namede bir Uyghur ceza lagerine kamini sebebini ve ceza lagerinin çıkan denkinki idiyesindeki özgürlüklerini yazgan. O tekşürüş namede özünün 2017 ile 3. ayda ceza lagerine kirgenlikini ve 2019 ile 10. ayda koyup verilgenlikini. Ceza lagerine kamili sebebi bolsa, mahalle asasi katlam hizmetlerine aktif maslaşmaslık, bayrak çıkarış faaliyetlerine katlaşmaslık, telefon alakası kuyuk buluş, noktalık kişiler bilen köp alakı kılış, hüner kesip işlerde bardi keldisi köp buluş ve asasi katlam hizmetlerine katlaşmaslık katarlıklar işkerlikini yazgan. Uyana atılmış terbiyeleşki beriştin burun özünün kanun seviyesinin töven işkerlikini, Nimenin doğru, nimenin hata işkerlikini ayrıyalmay, üç kıl küç ve dini əsabiliklinin nime işkerlikini bilmigerlikini, terbiyelengendikin üç kıl küçünün zihnini tunup yetkerlikini yazgan. Mezgur hatke asaslanğanda bu kişi pekat bayrak çıkarışkı katlaşmaslık, telefon alakısı köp buluş digendek erzime sebepler bilen ceza lagırığı işki yerim yıldın artık kamalgan. Bundan burun aşkarlanğan bir sindimi, bir kız öz aksinin bayrak çıkarışkı çıkmağallıqı sebeplik ceza lagırgı kamalgallıqını lagırdan çıkanda mıngısıge kan çüşüp, aklı hoşu cahide emes halıgı çüşüp kalgallıqını bildirgen idi. Gerçi Xitay dairleri ceza lagırının terbiyeleş merkezi işkerlikini carsilip gelgen bolsa mı, ama hiçkandak cinayeti bulmağan Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın bastırış mıngı yüş obyektiğe aylanmaqta. Mevlut Çavuşoğlu İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın yığınında Uygurlarını tilga aldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu 27 noyabr Nigir Paytaxtı Niyami'de ötküzülgen İslam Hemkarlık Teşkilatı Taşkı İşler Ministerlerinin yığınında söz kılıp Uygurlarını tilga aldı. O Uygurlarla alakadar birer konkret tavsiyede bulmağın bolsa mı, lakin Uygurlarını özçüge algan Müslümanlarının asasi hukuki ve erkinliği için gep kılış gerekliğini bildirdi.
Onun Uygurlar hakkındaki sözüge başka Müslüman devletlerinin kandak inkas kaytırganlığı malum emez. İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın Uygur meselesi de sükut kılışı ya ki Hıhtay'ını kollışı 200'lü metrelik de tenkıtlanıp gelgen idi. Anadolu Agenetliği'nin haber kılışça Çavuşoğlu her yılı 15. Mart'ını İslamofobiya yani İslam öçmenlikine karıştırış günü kılıp bekitişini kollaydıganlığını bildirip, bunun başka biz Uygurlar, Rohingyalar, Siprus'taki Türkler, Grisya'daki Türk Müslüman asallıklar, Camu Keşmir'deki kıyrındaşlarımız, Avrupa'daki Müslümanlar ve başkalarının asasi hukuki ve erkinliği için gep kılışımız gerek degen. We should also raise our voices for the fundamental rights and the freedoms of the Uyghurs, Rohingyas, Turkish Cypriots and Turkish Muslim minority in Greece, our sisters and brothers in Jammu Kashmir, Muslims in Europe and the rest. Trump hükümeti Kissinger qatarlıq 11 maslahatçını almashtırıwetti. Amerika prezidentlik saylımı talaş tartış kılınıvatkan bir payette Trump hükümeti tuyuksuz devlet müdafiyesi maslahat kengişideki 11 maslahatçını almashtırıwetken bolup, bularının qatarı da Henry Kissinger mübarekken. Amerika devlet müdafiye işxanası Xitay bölümünün sabık başlıqı Basko bu axtı toxtulup, bu maslahatçilerinin Amerika devlet müdafiyesi strategisi ve devlet bihaterlik strategisi bilen şundaqlı Trump hükümeti bilen fikir birdekliğe ige emestikini bildirgen. Bir kısım analizciler bu axtı toxtulup, Kissinger Xitay kompartisi bilen yıkılışış, diyalog kuruş siyasetini bərpa qılğıcı bulup, Amerika Xitay münasibetiga 30-40 yıl təsir körsətdi. Bu cəhətdən etqanda bu qetimliq məsləhətçilərini tuyuqsız almashtırış hərəkəti, əməliyyətli Prezident Trumpın Xitay kompartisinin siyasi təsirdən qutuluş üçün basqan çoğun qədimi bulup hesablandı degen. Ma'lum bo'lishicha Trump hukumatı izchil holda mazkur maslahat kengashidagi Xitoy paras a'zolarini almashtirib o'tishga tirishib kelgan. Ammo bir qism amaldorlarning qarishtirishiga uchrab kelgan. Bir qism mutaxassislar bu 11 maslahatchini qo'sh salohiyatga ega deb qaragan. Jurnalist Yücel Tanay Uyg'urlar to'g'risida maqola yozganligi uchun ikkinchi qitim sotqa chiqdi. İstanbul'daki Cumhuriyet Teftiş Mahkemesi jurnalist Yücel Tanay üstüden sunulgan bir parça arız şikayetini tapşırvalgan. Mezkur arız namede Yücel Tanay efendi Türkiye'deki Xitay Ayallar Cemiyeti namlıq teşkilatının başlığı Mevluda Aziz'ni Xitay bilen til biriktirgeci hain Xitay casusi de hakaret kılıç bilen ayıplengen. Yücel Tanay efendi uzun yıllardan bayan tor gezitlerde ve ictimai taratkolarda Uygurlar doğrusu da obzor, haber ve makali izip kilibatkan bir jurnalist bulup, onun 2020 yılının başları da Uyghur.net.org tor gezisinde elan kılgan Xitay konsulxanası bilen til biriktirgici Xitay Ayallar Cemiyetinin reisi Mevluda Aziz mavzuluk makalesi de Mevluda Aziz'ni Xitay bilen til biriktirgen Xitay casusi hain deb atıgan. Mevluda Aziz onun bu sözlerini bana hakaret kıldı deb arızname yazıp sotqa sunğan. Yücel Tanay efendinin eytişçe İstanbul'daki Bakırköy Teftiş Mahkemesi bu arızını kabul kılgan ve Mevluda'nın arız şikayetine asasen Yücel Tanay üstüden dil oturguzgan. Yücel Tanay efendi 26 Noyabr günü etigen saat 10'da Bakırköy Sot Mahkemesi'de sotqa çıkan. Sot ahırlaşkan dekin Ergin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılgan Yücel Tanay efendi sot doğrusu malumat verip mundaq degen. Men bugünkü sotta sotçığa men Türkiye'de faaliyet edip berip atkan Xitaylar tarafından kurulgan cemiyetler doğrusu izlenip bir parça makale yazdım ve Türk halkının paydalanışı sundum. Men makalemde işletken Xitay bilen til biriktirgici hain, Xitay casusi diyen sözlerini sot hakaret de hesaplabdı. Bugün Şarkı Türkistan'da Xitay milyonluğun kişini lagırlarga ve türmelerge kamedi. Bundaq bir payette Mevluda Xitay üçün faaliyetler uyuşturdu. Mevluda Aziz İstanbul'da kurulgan Xitay Ayallar Cemiyeti'nin reisi ve bazı Xitay cemiyetlerinin azasıdır. Bu ayal İstanbul'daki teftiş mahkemelerine ayınıp yürüp yalgan gepler bilen beni sotku beyrivatıdı. Bulardan başka bana tehdit kıldı deyip ayıplabdı. Ben onunla tehdit salmadım, o Xitay'nın hilemekeri yalgan gepler bilen Türk sotunu işendirişki tırışıvatıdı. Jurnalist Taner Yücel Efendi'nin eğitişçe Mevluda İstanbul'da kurulgan Xitay Ayallar Cemiyeti'nin reislik vazifesini öteş bilen birlikte bazı Xitay cemiyetlerine azahken, onun cemiyet namıdan Xitay'nın İstanbul'daki konsulhanısı uyuşturgan faaliyetlerine katlaşkan suretleri ictimai taratkolarda tarqıtılgan idi. Jurnalist Taner Yücel Efendi Mevluda'nın özünü sotqa berişinin arqısı da Xitay'nın barlıqını ilgiri sürüp mundaq degen. Bu ayalının arqısı da Xitay devleti bar.
Xitoy davlati bo'lmasa buni qilishga jur'at qila olmaydi. Sharq Turkiston vaqtiy o'qitgan birining Turkiyada qo'rqmay Xitoy jamiyatlari qurib, meni sotlarga berishga jur'at qilishining orqasida Xitoyning quli borligini ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Mazkur sotqa Yugal Tanayning advokati Anqaradagi Hoji Bayram Universiteti qonun fakultetining professori Ilyas Dug'an apandi va Mavludaga o'qish mukofot puli berib o'qitgan Sharq Turkiston vaqfining sobiq raisi Hamidxon Ko'ktürk apandi qatnashgan. Ma'lum bo'lgandek, Istanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston vaqfi 1987-yildan boshlab Uyg'ur o'quvchilarini tarbiyalash xizmat planini yo'lga qo'ygan edi. 2011-yilgacha bo'lgan oraliqda 1000 atrofida Uyg'ur o'quvchisini Turkiyadagi har qaysi universitetlarda o'qitgan. Mavluda Azizmov 2006-2007-yillarda mazkur vaqfdan o'qish puli olib o'qigan. Uyg'urlar to'g'risida ko'p maqola yozgan Yugal Tanay apandi Turkiyadagi Uyg'ur sanoatchilar va tijoratchilar jamiyati nomli tashkilotning boshlig'i Sabir Bog'dog'a Xitoy bilan til biriktirguchi va dinsiz deb haqorat qilish bilan ayiblanib, 11-yilning 10-chi kuni sotlangan edi. Anqaradagi advokat Tanas Uslu apandi radioning ziyoratini qabul qilib, bu haqda bundoq degan. Turkiyada Xitoyning ta'siri kun sayin kuchaymoqda. Xitoy uchun ommaviy diplomatiya xizmati qilayotgan kishilar hozir Uyg'urlar duchar bo'layotgan irqiy qirg'inchilik haqida maqola yozayotganlarni davomli sotqa berib, besin paydo qilayotdi. Turkiyada Xitoyning obro'yi barg'ansiri tövallayotdi. Bu kishilar Xitoyni tanqid qilganlardan bearam bo'layotdi. Turkiya demokratiya bilan boshqarilayotgan bir davlat bo'lganiga, ular yozgan maqolalar jinoyat hisoblanmaydi. Shuning bu kishilar maqoladagi ba'zi atalg'ularni tepib chiqib, haqorat qildi deb sotqa ariz shikoyat qilyapti. Sotchi sot jarayonida arizdor Mavludaning advokatining so'zlarini anglagandan keyin, mazkur deloning kam materiallarni to'liqlashi kerakligini, 1-oyning 21-chi kuni qayta sot ochilganligini jakarlagan. O'rta Osiyo mamlakatlarining Xitoyga bo'lgan qarz masalasi yana o'tirg'i chiqmoqda. Bunundan bir necha kun ilgari Farg'ona agentligida e'lon qilingan Qirg'iziston yana Xitoydan davlat qarzini to'lashning yiniklitishini iltimos qildi nomli maqoladan ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston doiralari Xitoyga bo'lgan qarzini yiniklitishning o'rniga mamlakatdagi Xitoy korxonalarining bexatarligini ta'minlashni va'da qilgan ekan. Qirg'izistonning tashqi ishlar ministri Ruslan Qazaqbayev mamlakatning bundoq harakatga borganligini mushili dunyoga tarqalgan Xitoy virusi vabosi bilan bog'lashtirgan. Navbatda Markaziy Osiyo yangiliklar agentligida berilgan Markaziy Osiyo bo'yicha mustaqil jurnalist Kris Likultonning Qirg'izistonning Xitoyga qarzi davlat xarajatini kesish bilan xalqdan mablag' yig'ish orasida nomli maqolasida aytilishicha, Qirg'izistonning sobiq bosh ministri Erkin Osrandeyev Mushili aprel ayida Xitoy tarafining Qirg'izistonning iltimosini tushunganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy bu masala bo'yicha hech qanday rasmiy bildirish e'lon qilmagan ekan. Matbuotlarda e'lon qilingan xabarlardan egilishimizga, hozir Qirg'izistondagi ba'zi amaldorlar oliy kengash a'zolari Xitoy qarzdan qutulish uchun xalqdan yordam so'rash taklifini bersa, ba'zilari 100 ming dollar bergan har qanday chat allikka Qirg'iziston fuqaroligini berish taklifini bermoqda ekan. Mubada 50 ming chet ellik shu miqdorda pul topshirsa, Qirg'iziston 5 milliard dollar yig'ib, umuman tashqi qarzdan shu jumladan Xitoy qarzidan qutulaydi ekan. Qirg'izistonlik siyosatshunos Rahim Hafizov apandi keyingi vaqtlarda Qirg'izistonning Xitoyga bo'lgan qarzining bir qator yuqori darajalik amaldorlar, arboblar, siyosatchilar uchun jiddiy masalalarning biriga aylanganligini o'tirg'i qo'yib mundoq dedi. Bugungi kunga qadar Qirg'izistonning tashqi qarzi 4 milliard 500 million Amerika dollariga yetdi. 40% ni Xitoyning qarzi tashkil qildi. 7-oktyabr inqilobidan keyingi vaqtli hukumati uchun Xitoyga bo'lgan qarz asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Oddiy xalq, hukumat xizmatchilari, siyosatchilar bunodan keyin Xitoydan ko'plab qarz olishga qarshi chiqmoqda. Ularning aytishicha, Qirg'izistonning Xitoyning siyosiy va iqtisodiy ta'siriga tushib qolish xavfi bor. Uningga bir misol, Tojikiston Xitoydan olgan milliardlagan qarzni qaytara olmasdan oxiri bu qarzning o'rniga o'z yerining 2%iga yaqin yerini Xitoyga berishga majbur bo'ldi. Bundoq ahvol Qirg'izistonda ham takrorlanishi mumkin. Siyosatshunos Qahramon Xo'janberdi apandi hozirgi vaqtda Qirg'izistonning ahvolining haqiqatan ham og'ir ekanligini, bulupun buningga bu yili boshlangan Xitoy virusi vabosining qattiq ta'sir qilganligini, yana bir tarafdan Qirg'izistonda pat-pat yuz berib turadigan siyosiy o'zgarishlarning ham ta'sir bo'lganligini o'tirg'i qo'yib mundoq dedi. Uning ustiga turmada yotganlar hukumat peshiga chiqdi. Japarov prezident saylamini belgilab, shuningga tayyorlik qilish uchun hukumatga yangi kelganlarni qo'ydi.
Şunda kılıp Kırgızistan'da bir salahiyetlik devlet başlığı hükümet reisi yok. Hem de Xitay bir dilli pul vermeydi, o özgü payetlilik şartlarını koydu. Kahraman Hocamberdi Efendi Tacikistan'ın karizini kaytıralmay öz yerinin bir kısmını beribetkenlikini Xitay'nın o yerde hatta özünün harbi bazısını kurup olgalıkını bildirdi. O yana bu vaziyetten Uygur Milli Hareketi'ni sözsüz təsir yetküzdüğalıkını ilgiri sürdü. Nöbette Tacikistan'ın Xitay'a karzi 40 milyon dolarını təşkil kılsa, yeni bir Otur Asya memleketi Özbekistan, Xitay'nın bir qatar bankalarına 3 milyard 300 milyon dolar karizgen. Hem de Kazakistan'ın taşkı umumi karzi 152 milyard 700 milyon dolarını təşkil kılsa, şunun içinden Xitay'a 10 milyard 200 milyon dolar kariz ikerliki oturuğu koyulmaqda. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen 177 kişi kaza kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliği elan kılgan en yeni uçurdu bildirilişçe Türkiye'de yakınki 24 saat içinde Xitay virüsü sebebinden 177 kişi cenidin ayrıldı. Bunun bilen Xitay virüsü sebebinden cenidin ayrılganlarının umumi sani 13.191'e çıktı. Bir günde 171.113 kişi tekşürülgen bulup 24 saatte yukumlanıcılar sani 29.845'e çıktı. Nöbette 6.592 bimar doktorhanda davalanmakta. Yeni bir tarafdan 24 saat içinde sakayıp doktorhandan çıkan 3.845 kişi bilen koşulup sakayganlarının umumi sani 392.616 kişiye yetti. Sahiye Ministeri Xitay virüsü hatırının hele hem devam kılıvatkallıqını, şunlaşkı tedbirlerge anlık riayi kılışını, ictimai arlık saklaş, maske takaş, tazılık riayi kılışının intayil muhim işkerlikini tehditledi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah adik haberimizi görüşürüzce, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirim. Köptün köp, rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.